Gözümüzü kapadığımızda düzelmeyen acılarla yüzleşmek ve onlarla hesaplaşmak için yazıyor Sibel Arastan hikayelerini. Öykünün ondaki karşılığı hayat ve savunma. Savunma aynı zamanda onun mesleği. Sivil toplum çalışmaları, aktivist kimliği ve yazarlığının yanı sıra o bir hukukçu. Türk Edebiyatı Vakfı'nda Ahmet Kabaklı'nın Dizi Dibinde Büyüyen, Necip Fazıl, Cemil Meriç, Samiha Ayverdi gibi münevverlerin son dönemlerine şahitlik eden yazar, yazmaya lise yıllarında başladı. Başlangıçta Töre ve Türk Edebiyatı, 2000 yılından itibaren Dergah, Hece ve Mostar gibi dergilerde hikayeleri yayınlandı. Edebiyat dünyasındaki seküler dayatmaya meydan okuyan kitapları çok sayıda okuyucuya ulaştı. 1967 yılında İstanbul'da başlayan yaşamını en hoş ve uzun rüya olarak tarif ettiği aynı şehirde yazarak sürdürüyor. Hikaye türünde ortaya koyduğu eserlerde günlük hayatta göz ardı edilen incelikleri, yerli ve asil duruşu, kadın duyarlılığında kolayca fark edilemeyen kırılgan dokuları etkili bir dille anlattığı ve Türkçenin anlatı imkanlarına yeni kapılar araladığı için Sibel Arastan, Necip Fazıl Hikaye Ödülü'ne layık görüldü.